Değerli izleyicilerimiz, Dost TV ekranlarında Akla Kapı programında yeniden beraberliğimize başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile birlikteyiz. Türkiye'nin psikiyatri alanındaki en önde gelen isimlerinden birisi. Hocam sefalar getirdiniz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam bugün yine çok kritik bir konumuz var. Eminim ki bizi izleyen bütün dostlarımızın da dünyalarında vardır böyle insanlar. Bazı insanlar var hayatımızda. Onlarla beraber olmak insanın işini kolaylaştırıyor. Daha huzur veriyor. Onların yanında olmak istiyoruz. Mutlu oluyoruz. O bazı insanları görünce böyle içimiz açılıyor. O sarılasımız geliyor. Ne güzel, böyle çok iyi insanlar var. Allah'a çok şükür ki böyle insanlar var. Bazı insanlar da var ki belki zor insanlar. Etrafımızda var. Zor insanlarla beraber sürekli yaşamak zorunda olan insanlar da var. Akrabalarından, eşinden, çocuğundan, anne babasından zor olanlar var. Bir iş yerinde çalışıyorsa yakın çalışma arkadaşlarından, patronundan, çalışanından zor olanlar var. Yani zor insan diye tabir ettiğim böyle çok kolay sinirlenen, aksi, huysuz, kimi zaman belki çok kaygılı. Yani hayatı yaşamayı az önce bahsettiğim ya, kolaylaştıran değil, zorlaştıran. Görüldüğünde insanın içini açan değil, ya şimdi biraz bir sıkıntı veren, hissettiren böyle insanlar var. Bugün arzu ediyorum ki bu zor insanları biraz tanıyabilir miyiz? Bir sonraki programda da Allah nasip ederse, hayatımızda böyle zor insanlar varsa bunlarla nasıl geçineceğiz? Nasıl yaşayacağız? Bu imtihanı nasıl üstesinden geleceğiz? Bu konuda sizden biz fikir almak istiyoruz. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Önce isterseniz şöyle başlayalım. İnsan nasıl zorlaşır? Evet. Zor insan haline insanlar nasıl geliyorlar? Peki biz insanların zorluğu derken yani kime göre zorluk? Size göre zorluk olur ama başkasına göre zor değildir. Evet. Gayet şeydir, kolaydır. Çok güzel anlaşıyorlardır. Çivi çiviyi söker. Yani söker. Yani onun için zorluk derken yani benim eşim çok zor bir insan dediği zaman biz onu anlamaya çalışıyoruz. Neden zor? Aslında o zorluğun arka planında kendi zorluk dediği şeylerin önemli bir kısmı kendisi sebebiyet veriyordur kişi. Onun için zorluktan ne anladığımızı burada çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani böyle ama genel olarak şöyle baktığımız zaman hani genel olarak zor insan diye bilinen birkaç tane insan tipi vardır. Mesela bunlardan bir tanesi şeydir. En çok bilinen zor insanlar ve bu çağda da çok yaygınlaşmış insanlar narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar. Bak narsistik kişilik özelliği herkeste az çok vardır. Bunlar. Kibirli, değil mi? Yani tabii narsistik kişiler kendini özel, önemli, üstün görmek, kendini böyle övgüyle beslenmek, eleştiriye karşı hiç kapalı olmak, böyle empati yapamamak gibi iki kişilik türleri vardır. Böyle bir kişiyle kişilik yani yaşamak isteyen bir kimse köle efendi ilişkisine razı olması lazım. Yani onun kölesi olursan ona o seni korur, seni yüceltir. Sen sadakati yüceltir. Yani böyle şey olmayı, yani kendini biat etmeyi yücelten kişilik tiplerdir. Narsistik kişilik tipleri. Kendisine körü körüne itaat etmesini ister insanların. Köle efendisi ilişkisi ister. Bu mesela bir iş adamının iş yerindeki rolüyle evdeki rolü aynı değildir. İş yerindeki böyle dik duruşu, böyle net oluşu, kararlı, kurallı, net oluşu, insanlara hayır demesi vakardır. Ama aynı şeyi evinde yaparsa, böyle komutan gibi evinde olursa, iş yerinde komutan olması normaldir. İş yerinde liderlik yapması normaldir. Ama evdeki rol, babalık rolüyle iş adamı rolü aynı değil. Baba iş adamı rolü tamam ama baba rolü artık şeydir iş yerinde. Yani baba rolündeki kişi burada patron gibi olmaz evde. Komutan gibi olunmaz evde. Daha Evde açıkları kapatıcı. daha böyle Merhametli. dönüşümcü liderlik lazım orada. Bak orada daha böyle şey liderlik yani yol arkadaşı liderliği lazım orada. Yol arkadaşı liderliği. İş yerindeki liderlik biraz daha yani mesela askeri birlikteki liderliklerle bir farklı, evdeki liderlik farklıdır. Şimdi burada sen evdeki bir kimse
iş yerinde ben şu kadar bin kişi bana itaat ediyor, ben ne dersem onu yapıyorlar, evde benim oğlan dinlemiyor diyor. Ben öyle deyince tabii dinlemez dedim öyle bir şeye. Çünkü seni pijamalı görüyor evde. Yani evde çocuk senin emir komuta ilişkin yok ki çocuğunla. Normal oranda bu tabii, zaten tabii, değil mi? Bu böyle olması lazım. Evet. O zaman bu ne oluyor? Evde bunu yaptığınız zor kişi oluyor evde. Hı-hı. Tamam doğru zordur hakikaten. Ne oldu hatta ben öyle bir şey biliyorum işte. Ya bu kadar yüzbaşı binbaşı ne dersin? Evet diyor benim oğlan 15 yaşında beni dinlemiyor diyor. Ona dedim bu şekilde yani evde sen komutan olamazsın ki dedim. Baktım evinde ışıkların üzerine yazmış lüzumsuzsa söndür diye. Çocuğuna 2 gün oda hapsi vermiş falan. Bunlar bu tarz şeyler yani o zaman öyle olunca çocuk ilk fırsatta evden kaçmak istiyor. Ya da boş başlıyor yalan söylemeye başlıyor çocuk. Babasının hoşuna giden söylüyor, yalakalık yapıyor, babasını kandırıyor ama bu sefer ne oluyor? Münafık yetişiyor. Evet. Yani bu doğu dünyasında münafık yetişmesinin en büyük sebebi ne biliyor? Korku kültürüdür. Korkunun evet. yüceltildiği toplumda, korku krallıklarında münafıklık artar, yalancılık artar. Batı'nın şu anda kültür olarak böyle birçok böyle özgürlükçü olması, yeni şeylerin keşfetmesinin arka planında ifade ve fikir özgürlüğü geliyor. Fikir ifade özgürlüğü geliyor. Çünkü insanlar fikir yüksek güvenlikli toplum oluyorlar onlar. Korku orada yani bir insan mesela bir karakol gece sabah kapının kapıcıdan başkası tarafından açılmayacağından emin misin? Emin olmayan bir ortamda yaşıyorsan karakola düştüğün zaman kural dışı bir şey yapılmayacağından eminsen mahkemeye gittiği zaman kanun kural dışı bir şey yapılmayacağından eminsen o hukuk devletidir. Orada sen adaletli ortamdasın. Kendini güvende hissedersin, yatırım yaparsın, araştırma yaparsın, her şeyi yaparsın. Ama böyle bir ortam korkuyla yapıyorsan sen yöneticinin hoşuna giden şeyleri yaparsın. Hı hı. Onun için korkuyla eğitilen kültürlerde yenilik olmuyor. Yenilik yolunda rol yapılıyor sadece. Sadece liderin hoşuna giden yenilikler yapılıyor. Onun için doğu toplumlarının pasifist toplumlar olmalarının sebebi korku kültürlerinin yaygın olması nedeniyle. Hocam. Aile için de bu geçerli. Hı hı. Bu nedenle bu narsistik kişiler bu kültürü çok isterler. Stalin öyle, Napolyon öyle, Hitler öyle. Yani bunlar korkuyla büyük işler yapmışlar ama millet kurtulduk diye sevinmiş öldüğü zaman. Peki işte böyle insanlar bizim de çevremizde var. Hani işte zor insanları siz birkaç sınıf altında sadece paylaşacaksınız anladığım kadarıyla. Şimdi birinci bölümde bu söylediğiniz narsistik insanlar çevremizde var. Yani sürekli kendini anlatmayı seviyor, işte övgüden besleniyor, kendini insanlara göre daha üstün görüyor, kibir. Çok bu hale geldi bu insanlar. Çünkü şuna inanıyoruz değil mi? Cenab-ı Hak bir insanı dünyaya gönderirken pir upak temiz bir halde gönderiyor. Yani bu insanın bozukluk olarak gelmiyor dünyaya. Dünyaya işte pir upak olmak, yani iyicil olmaya da kötücül olmaya da eşit şekilde geliyor. Evet. Söyleyeyim. Eşit şekilde ama geliyor. Ama potansiyel olarak mesela narsist gelmiyor dünyaya. Evet, çocuk yani ilk narsist varlık çocuktur. İlk çocuğun ilk gelişte eğer eğitilmezse narsist olur. Bir insan eğitilmezse doğal akış içerisinde narsist olur. Çünkü narsist olmama yönden eğitilmesi lazım. Primer narsizm deniyor çocuklar. Çünkü çocuk doğduğu zaman ne oluyor? Yani çocuk ilk doğduğu zaman ilk hissettiği duygu korku. Şimdi birden annenin karnında çok konforlu, rahat bir ortamdayken birdenbire dışarı çıkıyor, nefes alıyor, ciğerine soğuk hava giriyor. Birdenbire ışık geliyor gözlerine. Müthiş bir izole kapsülü ortamdan çıkıyor. Bir yeni bir şeyle karşılaşıyor. Bu korkudur, tehdittir onun için. Hı hı. Ağlamaya başlıyor. Ağladığı zaman annesine sığınıyor, rahatlıyor, uyuyor. Emziriyor, uyuyor. Bak gitti, güven oluştu. Evet. Sevgi korkuyu giderdi, güven oluştu. Hı hı. Şimdi yürüdükçe emme sevgisi devam ediyorsa çocuk yürümeye başlıyor. Yürümeye başladıkça düşüp yaralandığı zaman anneye sığınıyor, rahatlıyor. Sevgi yatırımını yani ilk sevgi yatırımını kendine yapar. İlk sevgi. Hı hı. Büyüdükçe oyuncaklarına yapar, kardeşine yapar, babasına yapar, komşularına yapar büyüdükçe, arkadaşlarına yapar ergenliğe girdikçe. Ondan sonra daha da ilerledikçe
vatanına, milletine yapar. Daha da büyükçe, yani şey, olgunlaştıkça böyle aşkın kendini gerçekleştirme ve kendini aşma seviyesine geldiyse de varoluşa, hayata, yaratanına yapar yatırımını, sevgi yatırımını. İşte bunu yapabilirse bir kimse sevgisini yönetiyor demektir. Sevgi nesnesini adil bir şekilde paylaşıyor demektir. Bunu yapamazsa her insan bencil olma eğilimindedir. Yani her insan sonsuz bencil olmaya ve sonsuz derecede iyicil olmaya yatkın yaratılıyor. Yani o zaman ben şöyle zannediyordum. Mesela bir insan çocukken çok övülüyorsa, yaptığı her şey anne baba tarafından veya arkadaşlar tarafından çok övülüyor. Yani çocuk sevgiden çok övgü almış ise bu çocuk günün birinde işte yetişkin hale geldiğinde narsist hale gelir. Tezi çok doğru değil o zaman, anladım. Doğru değil. Yani o övgü, yani bazen övgüyle büyütmek yani şeydir. Yani çocuğa övgü, sevgi, övgüyü sorgulamayı, yani eleştiriyle övgüyü, çocuğun kişiliğini överseniz, çocuğun kişiliğini överseniz narsist olur. Ama davranış ve çabalarını överseniz çalışkan olur çocuk. Yani kişiliğini övmemek lazım. Sen bir tanesin, sen prensessin, sen eşin yok, benim yok dersen, çalışkansın, başarılısın dersen çocuk, o zaman ben başarılıysam o zaman daha fazla çalışmama lüzum var ki de. Zaten benim iyiymişim, neye daha yani fazla şey yapayım? Çabalarına değil de kişiliğini övmeyeceğiz. Kendisini şişiririz, tehlikeli. Ama çabalarını, yaptığı olumlu şeyleri, güzel davranışlarını övelim. Aynı şekilde de onu eleştirirken de kişiliğini eleştirmeyelim. Sen adam olmazsın, senden ne köyüm ne kasaba, beş para etmez senden diyorsanız o çocuğun kişiliğine, özgüveni düşük çocuk olur. Ama davranış ve çabalarını, kişisel, sen bak iyi bir çocuksun, bu kadar iyi özelliklerin var ama şu hareketin doğru değil dediğin zaman çocuk kendini, ona annenin babanın görevi kılavuz olmaktır, yol göstermektir, rehber olmaktır. Bunu yapabilirse o çocuk böyle durumlarda iyi kötü, doğru yanlış, faydalı faydasız, güvenli güvensiz o farkları öğrenmeye başlar. Onun için çocuk doğar doğmaz eğer onu, mesela literatüre girmiş 50-60 tane ormanda bulunan vakalar var. Onlar hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun da onun gibi davranıyorlar. İnsanlığı böyle öğrenemiyorlar. Yani insan çocuğu prematüre doğuyor psikolojik olarak, erken doğuyor. Ve hayatı dışarıda öğreniyor. Yani bir ördek ve yumurtadan çıkar çıkmaz yüzüyor ama insan 1 yaşında yürüyor, 15 yaşında iyi kötü ayırt ediyor, doğru yanlış ayırt ediyor. Yani bunun için bu, yani biz burada sosyal ortamda öğreniyor insan. Yani bir insanın iyicil ve kötücül olması onun yaşadığı ortam ve sosyal şeylerle ilgilidir. Ama ya insanda şu var, nasıl midemizdeki açlık hissi varsa yiyeceklerin varlığını gösteriyor. İnsan, yani insanın beyni şuna göre programlanmış, yaşam kalıma göre program. Bütün canlıların beyni. Bir yaşam kalıma göre, yani hayatta yaşamaya göre programlanmış. Yani ölümü insan, o suya atsan bir insan hemen kurtulmak ister. Her canlıyı atsan böyle doğal ortamının dışına kurtulmak ister. Çünkü bir beyinler, insan beyinleri, insan zihinsel programları ve canlıların zihinsel programları yaşamaya göre programlanmış. Yani ölüm onlar için şeydir. Hayvanlarda ölüm bilinci olmadığı için, ölüm algısı olmadığı için onlar yaşarlar, doğarlar, ölürler, hiç farkında değiller öleceklerini. Ama insan biliyor, hayatı biliyor, öleceğini biliyor. Onun için insan böyle durumlarda sembolik düşünmeyi, kavramsal düşünmeyi, soyut düşünmeyi sonradan öğreniyor insan. Bu düşünceleri öğrenirken hayat yolunda iyi ve kötüyü de sonradan öğreniyor. Çevre bunu öğretmezse insan yemek, içmek, üremek dışında hiçbir şey öğrenmez. Hani Afrika'da bulunan, hiç orman içinde, hiç kendi içinde yaşayan kabileler var ya. Mesela öyle bir kabile buluyorlar. Birisi şey, buluyorlar, ilk defa ovaya çıkarıyorlar kabileyi. Orman yaşamış Afrika'da. İlk defa şeye çıkıyor böyle. Düzlüğe çıkıyor. Düzlükte şey sürülerini görüyor. Hani bu böyle hayvan, sürü hayvanları görüyor. Görünce eliyle böyle yapmış hayvan. Yerliler. Niye böyle yapıyorsun diye işte şeyine soruyorlar, onun aynı dili bilene. Üzerime geliyorlar diyor. Yani beyinleri mesafe duygusunu bile öğrenmiş. Onlar sinek zannediyormuş. Orada koşan şeyleri, bufaloları vesaire sinek zannediyor. Hiç ormandan çıkmadığı için beyin mesafeyi bile öğrenememiş.
Yani böyle bir şey var, beyin yapımız var. O sosyalliği, her şeyi sonradan öğreniyoruz. Onun için iyiliği, kötülüğü de sonradan öğreniyoruz. İnsan, ama diğer canlılar bunu öğrenemiyor. Mesela maymunlar 1000 senesini yanımızda yaşasın, insanlığı öğrenemez maymunlar. Çünkü genetik olarak öyle kodlanmamışlar. Ama insan sonsuz iyi, sonsuz kötü olmayla ilgili özgür irade var insanda. Öyle öyle yaratılmış, öyle kodlanmış beynimiz. Onun için iyicil ve kötücül olma konusunda özgürüz. Bir çocuğun, bir insanın iyicil ve kötücül olmasını istiyorsak ona nasıl eğittiğimize bakacağız. Onun için buradan midemiz açlık ve istediği gibi insan ruhu da sonsuzluk istiyor. Onun için bir şey olan bir şey bile Afrika'da yaşayan bir kendi kafalarından bir totem tanrı oluşturuyorlar. Yani muhakkak bir bu şey bakıyor ki ya İçinde öyle bir şey hiçbir var. hayvanın putu yoktur mesela. Var mı maymunların putu? Yok. Yok. Hiçbirinin putu yok. Ama insan, en ilkel insanda bir tanrı ihtiyacı var. Aklıyla Allah'ı bulma ihtiyacı var. Allah olmalı diyor. Ancak insanlık ne zaman böyle tek tanrılığa zihinsel olarak hazır hale gelmiş? Hazreti İbrahim zamanında. Hazreti İbrahim de nasılmış? Mağarada bir büyüyor. O zamanki o eğitimden, kültürden uzak büyüyor. O büyüme onun için bir artı değer oluyor. Oradan çıktıktan sonra bakıyor ki ya bunun yapılan çok saçmadı. İlk defa karşılaştığı için ilk baştan öğrenilmiş hatalı öğrenmeler yok. Sorgulamaya başlıyor. Bu diyor bitti, bu sistem boşa gitmez diyor. Çünkü ilk defa toplumla sosyalleşmiş. Annesi çok iyi bakmış, büyütmüş. Böyle öldürülmesin diye biliyorsunuz o zaman Nemrut'a karşı. Evet, Yani evet. o da bulduğu zaman sorgulamaya başlıyor bu sefer. Neden var? Bunun bir düzeni olması lazım. Güneş mi beni yarattı? Bulutlar mı yarattı? Bakıyor. Olmuyor. En sonunda la ufbül afilin diyor. Ya batan şeyleri istemem diyor. Olsa olsa kendini göstermeyen bir tanrı olmalı diye ilk defa tek tanrılı dinlerin ilk peygamberi olma seviyesine bu zihinsel gelişmişten sonra geliyor. Ondan öncekiler mesul değil. Çünkü onlar olmasını biliyorlar ama yaptığı iyi ve kötü şeylerle o yaratılış o zamanki insanı tebliğ edilmekten mesul oluyor insan zaten onun için. Tebliğ edilmeyenler mesul olmuyor. Ki ama bir yaratıcıyı bulmak da şey olarak bir insanda bununla ilgili metakognitif gen deniyor buna. Zihin üstü genler deniyor. Öyle bir gen var insanda büyük ihtimal. Bir yüksek bir güce inanma, yüksek bir anlamın parçası olma, zihinsel bir sığınağının olması. Bu onu rahatlatıyor insanı. Hocam o çağlarda bile işte Nemrut örneğinde olduğu gibi, Firavun örneğinde olduğu gibi böyle kendini işte insanüstü gören, dolayısıyla şu anda anladığım kadarıyla narsistik olarak yorumlanabilecek insanlar var. Tamam. Acaba şöyle bir şey var mı? Tevehhüm-i rububiyet diye bir kavram var. Yani insanın kendisini sanki biraz Rab gibi zannetmesi, hani kendini insan çizgisinden daha yukarıda görmesi gibi bir yanılgı mı? Bu narsisizm biraz bununla mı gelişiyor Tabi acaba? narsizm kendisini tanrı kendisini kutsallaştırmasıdır insanın. Yani onun en büyük organı egosudur bu insanların. Yani normal insanlar var, Var. siz Yani kendini normalsiniz. diğer Bir insanlar de ben öteki varım. gibi görüyor. O normalden farklı Tabi birisiyim tabi. ben. Hisse değil mi? Tabi yani ben özel, önemli, üstün, diğerlerinden üstün bir insanım diyor kişi böyle bir durumda. Halbuki hiç kimse birbirinden üstün değil. IQ'su 50-60 olan hani böyle debili çocuklar, insanlar vardır ya IQ'su. Onlar bile küçük görülmemesi lazım. Çünkü benzersiz olan her şey orijinaldir. Orijinal olan her şey biriciktir. Biricik olan her şey özeldir. Özel olan hiçbir şey hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Onun için özel olan hiçbir şey biri ben ondan üstünüm diyemez. Çünkü eşit şeyler arasında üstünlük vardır. Eşit olmayan şeyler arasında kıyas yapılmaz. Çünkü bütün insanlar özel yaratılmıştır. IQ'su ne olursa olsun eşsizdir, benzersizdir. Onun için hiç kimsenin üstün değildir. Bazı insanların bazı özellikleri üstündür, bazı insanların bazı özellikleri üstündür. Yani onun için insanlar doğuştan hak ve fırsatlarda eşit yaratılmıştır. Bazıları zengindir, bazıları daha sağlıklıdır, bazıları daha yakışıklıdır, bazıları çirkindir filan ama hak ve fırsatlarda herkes eşittir, yaratılmıştır. Onun için asıl eşitlik, asıl yarış
Burada başlıyor. Yani sınav kağıdı aynı değil. Aynı, tabii. Aynı değil. Herkese bir sınav veriliyor. Sınav veriliyor. Ama hani A kitapçı, B kitapçı tabii, diyor. Aynen. Burada milyonlarca kitapçı var. Bazı kimseler mesela organ kusuruyla doğuyorlar. Onun sınavı ilk başta öyle başlıyor. Bazıları her şey yolunda gidiyor. Ama onlar onun sınavında olumsuz yöne götürebiliyor onu. Hı-hı. Yani insanlar iyi insan olup olmama sınavıyla karşı karşıya. Evet. Zengin olup olmamayla ya da güçlü olup olmamayla değil. Hayatın sonunda iyi şeylerim hayatında biriktirir. Onun için iyi insan olmak varoluşumuzun kirasıdır demeye çalışıyorum. Yani, çok güzel bir tabir olacak. Onu diyorum. Çünkü iyi insan olmak varoluşumuzun kirasıdır. O kadar. Yani biz iyi insan olmak bizim için kibirlenen fazilet değil. Fazilet değil. İyi insan olmak zaten taş, toprak, ağaç değiliz. İnsansak bizim bu temel görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Çok güzel. Ama insan olmanın hakkını ver. Hakkını ver. O kadar. Hocam şimdi çok kritik, zor insanlardan bir grup var. En çok gördüğümüz. Bu asabi, kolay sinirlenen, kolay insanlara emir yağdıran insanlar. Bunlar nasıl bu hale geldiler diye soracağım. Ama bu ara verelim tamam. İnşallah. Aradan sonra konuşalım inşallah. Sevgili dostlar, kısa bir aramız olacak. Birazdan beraberiz. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la Akla Kapı programına devam ediyoruz. Dost TV ekranlarındasınız ve hocamla bugün zor kişilikleri konuşuyor idik. Zor insanlar hep etrafımızda varlar. Çevremizde bu zor insanlar bizim de birer imtihanımız. İnsanın imtihanının bazı soruları diğer insanlardan geliyor. Biz de bu programda onları tanımaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir sonraki programda da onlarla nasıl geçiniriz, nasıl iletişim kurabiliriz, bu imtihana nasıl doğru cevaplar verebiliriz, bunları konuşacağız. Ama kıymetli hocam, az önce narsisistik, kendini beğenmiş, kibirli, egoist, kendini normalden öte gören insanları konuşuyorduk. Şimdi ikinci bir konu başlığına gelmiş olduk. Yani ikinci bir grup, benim niyeyse etrafımda en çok gördüğüm tipler herhalde bu zor insanlardan. Kolay sinirlenen, beğenmeyen, kolaylıkta insanların kalbini kırabilen, karşıdakine değer verme konusunda çok hassas olmayan, yani hani şey deriz ya, böyle bazı insanlar hassastır, incedir. İşte bazı insanlar da incelikten nasibi olmayanlar. Tabii. Gerçekten çok merak ederek soruyorum hocam. Bu tip insanlar tabii nasıl bu hale geldiler? Tabii. Yani şey vardır yani, her şey incelikten kırılır, insan kabalıktan kırılırmış. Ya. Yani şeyler yani kaba, böyle sert, böyle aklına geleni ilk yapan, böyle karşı taraf hiç düşünmeden kırıcı olabilen kişiler vardır. Bunlar yani sinirli olarak bilinir. Yani herkes kaçar ondan. Öyle bir evet. Baba eve geldiği zaman çocuklar kaçar mesela. Evet. Yani eşi konuşurken eyvah gene bu söylediklerim aleyhimde bir kullanılır mı diye korka korka konuşur. Yani evde terör havası estirir böyle terör. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu insandır ya. Yani, bunların emin değil. Yok değil. Şimdi öyle bir şey. Yani böyle bir tipoloji var şimdi böyle. Mesela işte kıskanç tipoloji var, bencil tipoloji var, sinirli tipoloji var. Sinirli tipolojide birkaç sebep vardır. Mesela kişi kendisini özel, önemli, üstün görür mesela. Bir şey. Az öncekiler gibi. Az önceki gibi. Böyle bir durumda herkes bana hizmet etmek zorunda. Şey yapmadığı zaman birisi hemen onu yargılar, suçlar, yerin dibine batırır. Mesela ağzına geleni söyler, böyle aşağılar, yerin dibine batırır. Onu böyle şey gibi yapar, böyle paspas gibi yapar. Ama ben bunları seni sevdiğim için yapıyorum der. Ben bunları sana önem verdiğim için yapıyorum der. Ya bu söyledi birbirine uymuyor. Ama bu niye, ne diyor aslında orada? Şunu demek istiyor. Sen bana köle olursan ben sana şey yaparım, istediğini yaparım diyor. Ama bana köle olman lazım, hayır dememen lazım diyor. Mesela hayır denilmesini istemez kendisi. Kararı ben veririm. Ben veririm diyor, şey yapar. Senin adına karar verilecekse de ben veririm. Ben veririm. Yani kendini, böyle eşini, çocuklarını uzvu gibi görüyor. İnsan koluna kalk diyor, kalkıyor. İn diyor, iniyor. Öyle görüyor. Evet, yani bu, evet. Ben merkezci kişilerde bu oluyor. Yani kendilerinin egolarını kutsallaştırmış kişiler. Şimdi öyle istedikleri olmadığı zaman da sinirleniyor. Niye sinirleniyor? İtaat etmedi bana diyor. Yani kendini
şey gibi, yani yeryüzü tanrısı gibi görüyor. Buna kadiri mutlak, omnipotent duygu dediğimiz duygu yaşayan kişilerdir. Bu kişiler mutlu olamazlar ama. Mutlu. Kendileri Napolyon böyle demiş. Ya benim hayatta mutlu olduğum gün 6 günü geçmemiş demiş Napolyon. Ama o kadar başarılı. Birçok lider onu örnek almış. Elinin böyle pozları var birçok liderin. Ben de tam tersi mi acaba diye düşünüyorum. Yok, şimdi hiç mutlu değil. Biz mesela bir tepki vereceğiz. Böyle yutkunuyoruz ya, acaba kırılır mı? Nevzat hocama şunu söylesem mi söylemesem. Bazı insanlar hiç içinde tutmuyor. Gel boşaltıyor. Evet. Bu adam daha rahat değil midir? Ya işte o adamlar tabii rahat gözüküyorlar. Fakat onlar teflon tiplerdir. Teflon tipler. Şimdi bu şeyi anlayabiliyor muyum? Zor kişilikler anlamak için şu üç, yani böyle psikolojik sağlamlık için kullandığımız bir örnek var. Mesela bazı kişiler süngerdirler. Her şeyi içine emerler. İçine atarlar. Devamlı ağlarlar. Devamlı yakınmacıdırlar. Hmm. Her şeyden şikayet ederler. Yani o insana gidince negatif enerji sana da bulaşır yani böyle. Hmm. Yani hep böyle içi dolu, mutsuz, düşü dolu, kaygılı, huzursuz şeylerdir. Bunlar da zor kişilerdir. Bunlar mutlu olamazlar. İşte bazı kişiler mesela teflon dediğimiz kişi. Şeydir, için ağzına geleni söyler, bağırır, çağırır, şey yapar. Yani kendine temas edeni yakar, kendisi yanmaz. Yanmaz. Gayet rahat gözüküyor. Hayır, öyle değil. Onlar öyle bir zorluğa karşılaşınca sünger hiç olmaz, esner. O onu da esneyemez. Kırılır, dağılır. Yani o kişilerin büyük bir kriz karşısında narsistik yaralanmaya uğruyorlar ve intihar ediyor o kişiler. Ya başarısız olurum ya ölürüm diyor. Başarısız olduğu intihar edenler ya başarılı olurum ya ölürüm diyor. Kabullenme eşiği çok az. Kabullenmiyorlar. Kırılıyorlar ama esnemiyorlar. Teflon kişiler onun için yani böyle gamsız, rahat gözükürler ama son derece şeydirler. Yani o kişiler bazıları sırf şey yapmak için, incinmemek, kırılmamak için toplumdan kaçarlar, yalnızlaşırlar. Yani 21. yüzyılın narsizm salgını yalnızlık salgınına sebep oldu. Onun sebebi de insanlar başka şey yapmak, suç işlememek için, başkalarıyla çatışma yaşamamak için yalnız tek yaşamaya çalışıyorlar. Türkiye'de de şu istatistiklerde yani %71 artmış son 10 yıl içinde yalnız yaşama oranı. Evet. Batı'da zaten iyice tek ebeveyn aileler %50'den fazla toplumda. Çok tehlikeli değil mi? Ya bu yalnızlığın arka plandaki sebebi şey olması, yani birlikte yaşama kültürünün zayıflamasıyla ilgili. Yani bu yani küresel bir yalnızlığı da depresyonu doğuran en büyük sebeplerinden birisi. İleri yaştaki Alzheimer'ın sebeplerinden de birisi yalnızlık. Onun için ya sosyal olarak izole yaşıyorsun ve kişi uyaran eksikliğinden Alzheimer oluyor. Yani zihinsel uyaran eksikliğinden. Onun için yani burada bu kişiler zor kişilerdir, esnek. Üçüncü kişilik, sağlıklı kişilik, kavuşuk kişilerdir. Ona psychological resilience deniyor. Psikolojik esnekliği olan kişiler. Kavuşuk esner, şeyi emer, stresi emer, tekrar eski haline gelir. Ve bir şeyler öğrenir. Bu işin dengesini bulmuş. Yani onun için bazı şey kavuşuklar mı, nano şeyler var, materyaller var şimdi. Nano teknolojiyle üretilen. Nano teknoloji üretilmiş yataklar var, hafızalıdır mesela. O kişinin yatma şeyini, hafızasını alır, hemen ona uyum sağlar kolayca. Böyle öyle kavuşuk türleri var, üretilmiş nanoteknolojiyle. Kavuşuk da öyledir, organik kavuşuklar. Onlar da ya şeyler, öğrenebilen şeylerdir. Kullana kolay pozisyon alırlar, değiştirirler. Evet. Böyle olan kişiler psikolojik olarak sağlam kişilerdir. Buna tekrar olayı emerler, yönetirler, eski haline gelirler. Bunu yapabilmek gerekiyor. Zor kişiler işte bu üçüncü olamayan kişilerdir. Kimisi yakınmacılıktan, negatif etkiden zor oluyorlar. Diğerleri de ilişki kurmak zorluğundan. Sinirli olan kişilerin önemli bir kısmı da şeyler, ya iyi niyetli sinirliler vardır. Ben öyle bir meslektaş biliyorum. Eşi geldi ki ya bizim adam her şeye bağırıyor. Sabah uyanıyor, bağırarak konuşuyor. Kapının eşiyle bile kavga ediyor dedi. Bir şekilde ikna etti, getirdi bize. Baktık örtülü depresyonu vardı. Beyinde serotonin azalmış. Erkeklerde oluyor. Depresyonu öfkellik şeklinde yaşıyor kişi. Öfkellik şeklinde yaşıyor. Aslında yani şey oldu ya, yani kadınlar ağlayarak ifade edebilir duygularını. Erkekler öfkeyle ifade ediyor. Bu öfkelilik kişilik yapısı değil, şey oluyor. Gizli depresyon, örtülü depresyon.
oluyor. O kişiye şey verdik. Baktık böyle bir durum var. Da şimdi yani şey mi öfke hocam, öfke mutsuz, anında mutsuzluğu mutsuz, bu şekilde ifade ediyor. Öfkelik şeklinde ifade ediyor. Damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor, vücuttaki enerji depoları kana pompalanıyor, şeker yükseliyor, kan yağları yükseliyor. Birçok omuz boyun ben kasları kasılıyor, mide bağırsak bozuluyor. Kronik stres birçok hastalıklara sebep olur. Oluyor. Daha sonra bu kişi şey oldu, ilaç verdik. Çok rahatladı, geldi. Bir müddet sonra ilacı ben keseceğim hiç kesmiş eşinde. Tekrar başlamış aynı şekilde her şey. Niye kestin o dedim, bak böyle böyle faydası oldu. Ya ben bağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Hmm. Bak bu işin kültür kısmı geldi ortaya. Bir anlam yüklemiş ona. Anlam yüklemiş. Bağırıp çağırmak erkek demektir, güçlü demektir. Böyle yapmam lazım demektir diye ona öyle bir anlam yüklediği için o onun artık istemiyorsa bir zorla şey yapamazsın. İşte o anlam yükleme mesela çocukluğunda yaşadığı bir şeyden midir? Genellikle sizin gözlemlerinize tabii göre işte babasının telkini veya baba modelinden mi kaynaklanıyor, anne modelinden mi, toplumsal telkinlerden mi? Neden oluyor bu yani? İşte bizim toplumca var ya hani erkek ağlamaz, erkek şey yapmaz, dayanıklıdır diye böyle üzülmez vesaire gibi duyguları bastırmayla bir kültür var. Öyle bir anlam yüklüyor. Fakat bu işte şeylerde yani psikolojik sağlamlıkta en önemli şey kognitif fleksibilite dediğimiz yani zihinsel esnekliğe sahip olmak. İnatçı kişiler en zor kişilerdir bak. Bu narsistler de inatçıdır. Obsesif mükemmeliyetçiler de inatçıdır. İnatçılık bir kişilik özelliği olarak bir insanı teflon yapabilir inatçı. Nuh der peygamber demez mesela. Yani eleştiriye de kapalıdır. Yani arkasında gene gizli bir şey vardır. Yani ben bir her şeyi ben bilirim duygusu vardır. Yani o inatçı özellikler nedeniyle kendi katı kuralları vardır. Hep köşeli düşünürler böyle. Esnek, zihinsel esneklik yapamadıkları için, düşünce katılıkları olduğu için o kişiler yani ya sinirlenirler, duygularını öfkeyle ifade ederler ya kaçınma duygusu vardır. Ortam değiştirirler, yalnızlığı tercih ederler. Artık kişilik yapısına göre değişiyor bu. Yani öfkeli kişiler bu nedenle öfkeli kişilerin öfkelenme nedenini anlamak lazım öfkeliyse. Hangi kural zedelendi, hangi ilke, hangi prensip bozuldu? Öfkelendiği zaman bir insan öfkelenmek şey insani bir duygudur. Yani sinirlenmek insani bir duygudur. Tehlikeyi kendinden uzaklaştırmak için de gereklidir zaten. Gereklidir. Yani bazı öfkenin arkasında korku oluyor. Mesela psikolojik bütünün dağılma korkusu oluyor. Zarar tehdit algısı oluyor. Bazılarında kıskançlık oluyor. Bazılarında suçluluk oluyor. Bazılarında pişmanlık oluyor. Yani arka planındaki duyguyu, arka planındaki fikri anlayarak o kişinin öfkesini çözmek gerekiyor. Yani öfkeli bir insan aslında duygularını ifade edebilen bir insan kötü bir insan değildir çoğu zaman söyleyeyim. Kişi kendisi anlayabilir mi hocam bunu? Anlar. Yani neden bende bu parlıyor? Neden bende bu zor insan özelliği var? Kendini gözlenmesi anlayabilir mi? Tabii %50 bunu anladığı zaman %50 düzelir zaten. Yani öfkeyi zaten öfkeyle ilgili en önemli şey itfaiyeci modeliyle yaklaşmak diyoruz öfkeye. İtfaiyecide yangın çıktığı zaman ne yapılır? İlk anda niye çıktı ya yangın, kim ne yaptı filan diye araştırmazsın. Önce söndürürsün, soğutursun ondan sonra araştırırsın sebebini. Güzel. Öfke de aynı şekilde. Öfke çıktığı zaman ateştir öfke. Öfkeyi önce söndürürsün, soğutursun ondan sonra neden çıktı? Bu kişinin bu sözü bana niye dokundu? Hangi benim prensibime zarar verdi? Neden korktum ben? Neden endişelendim derse o öfke onu geliştiren bir öfke olur. Ama önce kabul etmesi lazım tabii, insanın değil mi? Önce bunu öfkelendiren sebebi anlamaya çalışması lazım. Çünkü bazı insanlar da şey oluyor sanki hocam. Adam sinirli, çok kolay yani çok basit şeylere bile parlayabiliyor. Yok kardeşim ben de öyle bir şey. Bağırma, bağırmıyorum ben zaten. Ben yani hiç unutmam. Kendisi kabul etmiyor. Bir gün böyle bir şey geldi. Dedi ki ya ben ne sinirli değilim, beni boşuna getirdiler dedi. Hiçbir şey sinirlenmiyorum, gayet rahatım her şey. En sonunda hanımı dedi ki ya dedi bak geçen çok kaza yaptığın için senin sigortan iptal edildi dedi. Ehliyetini aldılar dedi. Niye böyle diyorsun dedi. Sustu adam. Elinde yani kanıt onu var bile yani bilmiyor ya. Yani öfkelinden dolayı başına bir sürü bela gelmiş. Onun bile halen kabul etmiyor. Bu aslında yani her şeyin çaresi var da ahmaklığın çaresi yok ya. Emin ol çaresi yok. Yani Hazreti İsa'nın bir şeyi var ya.
Bir böyle birisinin yanından geçerken çok hızla geçmiş bir koşarak. Niye geçtin demiş. Ya adam demiş, ahmak demiş bu adam demiş. Ya onu da düzelsin, sen canlı ölüleri diriltiyorsun, hastalara şifa veriyorsun, onu da versene. Ahmaklığın çaresi yok demiş Hazreti İsa. Ya öyle hakikaten. Yani bu insan eğer düzelmeyi istemiyorsa yapamazsın bir şey. Ona atalarımız cehli mürekkep demiş. Komplike cehalet. İnsan cahil olur, cahil olduğunu da bilmez. Evet. Yani rüyada kendini şey zanneder ya bazen, uyanık zanneder bazen. Onun gibi. Komplike cehalettir bunlar. Cehli mürekkep. Onlar bir ahmaklığın bir türüdür onlar. Ve o gibi kişileri hiç ikna etmeye çalışsan, Hazreti Mevlana demiş ya, bir delille 40 alimi ikna ettim, 40 delille bir cahili ikna edemedim demiş. Yani onun için böyle insanlara, cahil, ahmak insanları ikna etmeye çalışsan çatlarsın. O gibi insanlardan Hazreti İsa gibi yanından hızlı uzaklaşacaksın. Onu duvara toslayacak, tökezleyecek, bedel ödeyecek, o zaman uyanır. Uyanır, o zaman. İyi samimi ise, hakikat arama meyli varsa uyanır. Ama bir bedel ödemesi gerekiyor öyle insanların. Onun için düzeltmeye çalışırsan siz çatlarsınız. Evet. Hocam, bu bahsettiklerimizin dışında bir de böyle zor insan deyince sanki böyle çok sürekli bir felaket başına gelecek gibi hisse sahip olan insanlar da var. Kaygılı. Tabii kaygılı. İşte o sünger tipi, bir de böyle zor insanlardan birisi paranoyak insanlardır. Kuşkucu. Böyle delice bakışları vardır. Konuşmazlar. Çok az konuşurlar. Söyledikleri her söz sanki aleyhinde kullanılacak gibi hissederler böyle. Olaylar Çevredeki insanlara arasında güvenemiyor, değil güvenem, hiç kimseye güvenemiyor. mi? Hiç kimseye güvenemiyor. Ona göre herkes yalan söylüyordur. Onların hayatına suizan esastır, hüsnü zan istisnadır. Herkesi Bir tehdit, şeyler var düşman onun olur. arkasında Var, diye kendine bir bakıyor. şey çeviriyor diye. Her şey, yani çocuğu bir hediye alır getirir babası böyle bir adama. Der ki ne istiyorsun, menfaatin ne bundan der. Neye aldın der. Halbuki çocuk samimi bir şekilde babasını sevindirmek istiyor mesela der. Böyle durumlarda bunlar suizan hastalığı, bir müddet sonra paranoyaya dönüşüyor. Yani her şeyden kötü bir anlam, niyet okuyan kişiler bunlar. Her şeyin zihin okuma, niyet okuma yapar. Yakın ilişkilerin, yaşantının en büyük düşmanıdır. Mesela Bunlar niyet neden okumak. olmuştur? Ya bunun Yani da bir şeysi var, bunun ekranı arka var mı? planında paranoyak kişiler vardır bunlar. Yani bunları araştırdığı zaman çocukluğunda böyle çok böyle aşırı disiplinli, korkutularak büyütülmüş çocuklar vardır. Hayat güvensiz diye büyütülmüş. Kimseye güvenme diye büyütülmüştür. Böyle kişiler çocukluğundan bire korkuyla, güvensizlikle büyüten kişiler ileri yaşta paranoyak olma eğilimleri fazladır. Bir de İnsanlardan böyle bir kendini eğitme konusunda da başarısızdır. Yani bir insan çocukluğunda böyle bir büyütülebilir. Annesi babası korumak için öyle büyütebilir. Ama daha sonra ya hayatta iyi insanlar da var. Yani ben kendini sorgulayıp geliştirme kapasitesi varsa çocukluk dönemindeki travmalarını bir insan düzeltebilir. Bak çocukluğumda böyle, ben böyle kalacağım demiyor. İşçisin işçi kal olmaz. Ya bir insan öyle eğitemezsin. Ya çocukluğu travmatiktir, sıkıntılıdır ama ergenliğe girer, kendini değiştirmeye açıktır. Kendi eleştiriye, sorgulamaya açıktır. Yeni şeyler öğrenmeye bu açıktır. En zor insan bile düzelebilir, emin olun. Bütün iş şu anda kendini kusursuz, mükemmel bilmemesi. Onun için bütün böyle yüksek öğretiler, semavi dinler hepsi insana şeyi böyle nefis terbiyesini yüceltmişler. Yani kendini, yani dünyayı değiştirmeye kendinden başla. Yani başkalarını düzeltmek yerine önce kendini düzelt. Yani küçük şeylerden mutlu olmayı öğren diye, yani kendini değiştirmeyi, kendini heykel gibi inşa etmeyi öğretmişlerdir. Ama yani şey kişiler, böyle kendini değiştirmek istemeyen kişiler başkalarının heykel gibi istediği gibi şekle sokmaya çalışırlar. Böyle insanlar zor insanlardır işte. Onun için yeni şeyler öğrenmeye açıksa, zihinsel esnekliği varsa bir insanın, düşünce esnekliği varsa, o insan çocukluğunda ne kadar sıkıntılı, zor yetişse bile yaşadığı bu olay bana ne öğretti der. Şöyle görür bak, geçmişini, yaşadıklarını bir tecrübe sermayesi gibi görür. Bugünü bir hediye olarak görür, geleceğini yatırım olarak görür. Bir insan hayatı bir ömür sermayesi olarak görürse hayatını, ömür sermayesinde geçmiş hayatı, geçmiş bir birikmiş sermayedir. Bugün de şöyle sabah sağlıklı kalkabilmek,
elinin ayağını tutması, çocukların olması, birçok sahip olduğun şey, derin nefes alabilmesi, bunlar hepsi ne oldu? Bugün bana bir hediyeydi bugün diye hediye başlar. Ondan sonra gelecekle ilgili geleceğinde yatırım. Yani yatıp bir iş adamı nasıl yatırım yapar? Stratejik hedefini belirler, tehditleri belirler, fırsatları belirler. SWOT analizi biliyorsun. Yapar. Kendi güçlü yönünü belirler, zayıf yönünü belirler. Psikolojik bir SWOT analizi yapar. Gelecek hedefi planlamasını yapar ve hayatta ilerler. Geçmişe takılıp kalmaz. Onun için bu psikolojik sağlamlığın şeyidir, temel ilkesidir bu. Bunu yapan bir kimse zor kendini değiştirebilir. Bu hayatın sonuna kadar gidecek. Onun için her devamını öğrenmeye aşık olan insanlar, öğrenmeye açık olan insanlar emin olun en zor şeylerden bile üzerinden gelebilirler. A planı olması, B planı, C planı bir şeyler bulurlar, aşarlar. Yani onun için benim geçmişimde böyle yetiştim. Hani paranoyak kişilerden geldik. Paranoyak yetişse bile bir insan eleştiriye açıksa, böyle kendini sorgulayabiliyorsa ve kendini geliştirmek gibi bir hedefi varsa o kimse kendini aşabilir. O için kendimizi aşmayı hedefleyeceğiz. Kendimizi sevmeyi hedeflemeyeceğiz. Modernizm kendini sev diyor. Hayır. Kendini sevmek değil, kendini aşmayı hedeflememiz lazım. Zaten içinde bulunduğumuz duruma Tabii. mahkum olsaydık, o zaman şükür diye bir kavram niye olurdu? Tabii. Hüsnü zan niye Tabii. olurdu? Tevekkül. Tabii. Aslında bunlar sanki ilacı buralarda gizli gibi anlıyorum ben. Allah kolaylaştırsın inşallah zor Tabii. insanların Yani zor zor abi. durumunda. Hayat bir yolculuktur. Evet. O yolculukta yeni şeyler çıkacak önümüze. İmkanlar çıkacak. Tehditler çıkacak. Ama yola ömrünün sonuna kadar yolcu edeceğiz. Yolculukta ne kadar iyi bir birikimimiz olursa, yatırımımızı ne kadar iyi ve doğru bir şekilde yaparsak, hayatımızın sonunda ona göre bir şeyimiz olur, artılarımız, eksilerimiz olur. Yani bu nedenle bir hayat böyle bir yolculuktur. Bunu bilmek gerekiyor. Yani bisiklet kullanırken durursan devrilirsin. Hayat yolculuğunda da öyle, durmayacaksın. Devamlı bir amaca yönelik işleyeceksin. İnsanın diğer canlıların amacı genetik olarak bellidir. Ama insanın amacı özgür iradesi olduğu için tamamen kendine bırakılmıştır. Çok geniş bir perspektif. Yani kendine iyi, ego idealin iyi ise, kendine yüksek amaçlar, yüksek anlamlar, hedef koymuşsan emin olun her zorluk bir şekilde aşılıyor. Aşılıyor. Zor insanlarla bile geçinilebiliyor. O Onu nasıl zor insanlar yapacağımızı sinirliymiş, bencilmiş, onlarla geçinilemez diye bir şey yok. Muhakkak yani öyle insanlarla anlaşmanın bir yolu vardır. Bir insan onun için 100 kapılı bir saray gibidir her insan. 99 kapı kapalı olsa dolaş biraz etrafında dolaşın 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 bir açık kapı bulup girersin onun dünyasına. Onu nasıl yapacağımızı inşallah bir sonraki Tamam. programda dinlemek istiyoruz. Hocam maalesef yine sürenin sonuna Evet. geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuydu. Zor insanları tanıma yolculuğunda biraz ilerledik. Bence ondan daha önemli insanların çok ihtiyaç duyduğu bir sonraki durağımız olacak. Çevremizde böyle insanlar varsa, şimdi bugün şeydi, odakta biz vardık. Yani biz zor insansak nasıl bu hale geldik, nasıl bunu çözebiliriz? Bir sonraki programda inşallah şunu yapmaya çalışacağız. Çevremizde zor insanlar varsa, bu zor insanlarla nasıl hayatı yaşayabiliriz biz? Buna mecburiyetimiz varsa nasıl davranmalıyız? Mecburiyetimiz yoksa nasıl davranmalıyız? Bunları inşallah kıymetli hocamızdan dinlemiş olacağız. İnşallah. Değerli dostlar, Akla Kapı programında Akla Kapı aralamayı inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine